Sayın seyircilerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elkana'nın eşi Hanna ısrar etti Allah'tan ve çocuk sahibi olmak istedi ve şunu gördük ki Allah onun duasına cevap verdi. Ve ne görüyoruz ilerideki ayetlerde, ne görebiliyoruz? Evet. Nasıl bir değişiklik hayatına geldi Hanna'nın? Bir bakalım ayetlere. Evet. 19'undan 1. Samuel 1. bölümde 19'dan 24'e kadar okuyalım. Elkana Rabbi yıllık kurbanı ve adağını sunmak üzere ev halkıyla birlikte Şilo'ya gitti. Ama Hanna gitmedi. Kocasına çocuk sütten kesildikten sonra onu Rabbin hizmetinde bulunmak üzere götüreceğim. Yaşamı boyunca orada kalacak dedi. Kocası Elkana nasıl istersen öyle yap diye karşılık verdi. Çocuk sütten kesilinceye dek burada kal. Rab sözünü yerine getirsin. Böylece Hanna oğlu sütten kesilinceye dek evde kalıp onu emzirdi. Evet, burada görüyoruz ki aslında Hanna'nın Allah'a bir ada vardı, sözü vardı ve o isteğine ulaştı. Fakat çocuğuyla birlikte zaman geçirdi. Şimdi biz bugünümüzde belki dersiniz ki, seyircilerimiz de der, ben vereceğim, nasıl vereceğim çocuğumu? Evet. Aslında Allah vermeyebilirdi de. Ama verdiğinde sonuçta kime teslim ediyordu? Verene teslim ediyordu. O Allah'a güveniyordu ve Allah'ın elinde iyi bir evlat olacağını da biliyordu. Bundan dolayı o gönül rahatlıkla bu kararı aldığında ileride de iyi olacağını bildiği için içi rahattı. Tabii. Ve şu 3 yılın içerisinde en azından tadını çıkarmak istemişti. Zamanını geçirmek istemişti ve emzirme süreci aslında bu çok zor bir süreç. Çünkü şimdi bizler yetişkinler bir sabah yeriz, öğlen yeriz, akşam yeriz. Ve acıktığımız zaman ne yapıyoruz? Eve koşarız eğer dışarıda imkanımız yoksa yemeğe. Aynı şekilde çocuklar için, bir de bebek, onun doğru uyuması, zamanında uyuması, altı değişmesi, bunlar her şey bir telaştır. Onların gittiği uzun bir yolculuktu aslında. Kolay bir yolculuk değildi ve Hanna'nın tam sevgisini veremeyeceği düşüncesiyle o evinde kalıp aslında ibadetini de evde geçirecekti. Ama aynı anda da çocuğunu rahat bir şekilde vakit geçireceğine, bütün saniyeler, dakikalar tadını çıkarak ve sohbetini, sevgisini verip ileride iyi bir evlat olması için elinden geleni yapmaktaydı. Dolayısıyla evet, anne olarak onu anlıyoruz. Bir iyi bir anne olarak çocuğunu iyi bakmak istiyor. Evet. Küçük çocuk sütten kesildikten sonra Hanna 3 yaşında bir boğa, bir efa, un ve bir tulum şarap alarak onu kendisiyle birlikte Rabbin Şilo'daki tapınağına götürdü. Evet. Tabii ki sütü yemzirme zamanı eskide işte 3 yaşına kadar, burada da tekrar görmekteyiz. Aslında anneler için buradan seslenmekteyiz. Onların kulaklarına bir küpe olması için, hatıra olması için şunu diyebilirim ki anne, bunu doktorlar da zaten söylemektedir. Tabii. Annesinden alan sütü başka bir sütü veya mama içen bir çocuk o gelişimi, o sevgiyi almaz o çocuk. Anne sütünün içi, annenin yaratığı insan için bir süttür. Ve Allah onun için de o şekilde o sütü yaratmıştır ve ona göre de gelişmelerini sağlamaktadır. Evet. Tabii bu konu çok geniştir, çok detaylıdır, nedenleri vardır. Burada bunları söyleyemeyeceğiz ama sadece şunu söyleyebilirim. Allah bizi yaratarak bunları bildiği için, bizi o şekilde yarattığı için, bunu bize tavsiye ettiği için bunu da aslında almalıyız. Şunu da diyebilirim. İnanın ki anneler
çocukla geçirmek, emzirmek bundan daha güzel, mutlu verecek bir zaman yoktur. Çünkü o uzun süre sürmeyecek. Bu 10 yaşına kadar, 20 yaşına kadar bir süreç değildir. Bunun kısa bir süresi vardır, 3 yaşına kadar. 3 yaşına kadar onun her şey büyümesine sağlayacak, tabii sütün kıymeti de değişmektedir. O aynı süt kalmıyordu. Ama inanın ki Allah'ın böyle de iradesi. Eğer biz bunu yapacaksak bunun da bereketini almış olacağız. Evet. Günümüzde bize Hanna çok büyük bir kurban vermiş gibi geliyor, değil mi? Yani çocuğunu feda ediyor, çocuğunu bırakıyor. 3 yaşından başkasının bir yerine bırakıyor. Bir annelik sanki biraz bize haykırı geliyor düşüncemize, değil mi? Tabii. Onun için hemen kutsal kitaptan, 1. Samuel kitabından, 1. bölümden 24. ayetten okumaya devam edelim. 24'ten 28. ayete kadar. Küçük çocuk sütten kesildikten sonra Hanna 3 yaşında bir boğa, bir efanın un ve bir tulum şarap alarak onu kendisiyle birlikte Rabbin Şilo'daki tapınağına götürdü. Evet. Burada biliyoruz ki o dönemde tapınak vardı. Tapınakta kurbanlar kesiliyordu. Evet. İnsanlar adadıkları neyse onu geri oraya tapınağa getiriyorlardı, teslim ediyorlardı. Hanna da aynı şekilde o dönemin yasaları, kuralları, törenleri neyse onları yerine getiriyordu. Evet. Ve 25. ayetten devam ediyorum. Boğayı kestikten sonra çocuğu Eli'ye getirdiler. Eli o dönemin kahini oluyor. Tapınaktaki görevli kahin. Aynı kahin ona sarhoş diyen kahindi, evet, değil evet, mi? Evet, evet. Evet. Aynı kahin ona müjdeyi de vermişti. Evet. Tanrı senin duanı duydu, işitti. Esenlikle git demişti ona. Evet. Ve 25. ayette şöyle devam ediyor. Hanna, ey efendim, yaşamın hakkı için derim ki burada yanında durup Rab'be yakaran kadınım ben, dedi. Evet. Bu çocuk için yakarmıştım. Evet. Rab dileğimi yerine getirdi. Ben de onu Rab'be adıyorum. Evet. Yaşımı boyunca Rab'be adanmış kalacaktır. Evet. Sonra orada Rab'be tapındılar. İbadetini evet. yaptılar. Demek ki Hanna hiç gizlenmedi, saklanmadı. Tam tersine dedi, bakın dedi, ben hatırlıyor musunuz? Ben söz vermiştim. Rab benim duama cevap verirse ben de bu doğan ilk çocuğu onu Yüce Rab'be adayacağım. Tapınakta evet. orada eğitim alsın, orada hizmet versin. Evet. Yüce Allah'a ibadet etsin. Peki Hanna Samuel için her yıl niye yapıyordu? Yani getirdi ve bıraktı. Bazı anneler evleniyorlar, çocuk doğuruyorlar, sonra başka bir aşk, bir şey yaşıyorlar ve boşanıyorlar, çocukları da bırakıyorlar, terk ediyorlar örneğin, çocuğu varsa ve ondan sonra ilgilenen var, ilgilenmeyen var ve tamamen unutan da var. Evet, yani maalesef. Hanna ne yaptı, nasıl bir annelik gösterdi? Evet. Hanna aslında çocuğunu bıraktı Eli'nin eline. Fakat o şunu biliyordu, orada Rab kendisi bulunmaktaydı ve Eli'ne onun orada o tapınakta hizmetini verendi. Sizin dediğiniz gibi İsa Mesih de günümüzde şu anda aynı görevi yapmaktadır bizler için. Hanna bu bilgiyi, ona bir annelik bilgisini veren kendi Rab diye biliyordu bunu. Ve şunu da düşünmekteydi. Sonuçta bizim babamız bizi her şeyden daha iyi bilen, onun eline bırakmak çok daha iyidir. Ne kadar başkasının bir eline. Tabii. Ve bizi yaratan eline bırakmak o tamamen rahattı. Fakat o ona rağmen gelip onu ziyaretine geliyordu. Bir bakalım ayet ne diyor. Bir şey soracağım. Çok siz bir bayan olarak nasıl düşünüyorsunuz? Acımasızca değil mi? Sen bir çocuğu 3 yaşına kadar
bakıyorsunuz, ondan sonra götürüyorsunuz. Orada soğuk taşlardan oluşan bir binada bırakıyorsunuz oğlunuzu, oradaki tapınakta. Yani bir bayan böyle bir şey yapması, siz nasıl bir bayan olarak yorumluyorsunuz? Şimdi şöyle durumlar var. Benim burada Hanna'ya baktığım bir durum, ben bunu bir soğukluk görmüyorum. Bir okul, ruhani bir okul olarak mı bakmamız lazım? Evet. Nasıl birçok yerde ibadethanelerin yanında eğitim binaları var, dershanelik var, kütüphaneler var. O zaman da ona bir okul olarak mı bakmak lazım? Şimdi şöyle bakacağım, ben tekrarlanmış olacağım aslında. Burada Hanna başka bir insanın eline bırakmış olsa ben garip kendimi hissederdim. Tabii. Çünkü hepimiz biz insanız ve hatalar yapabiliriz. Tabii. Bazı insanlar yapmacık bir sevgi gösterirler. Bazıları gerçekten severler ve iyi davranırlar küçük çocuklara. Burada böyle bir söz konusu değildir bir durum yani. Allah'ın eline bırakmış oluyordu. Allah kendisini eğitimde, çünkü elin onu eğitiyordu. Bir kere Allah'ın görevlisi bir adamdı. Yani sadece sıradan bir adam, kahindi yani, evet, seçilmiş. Allah'ın karşısına biliyorsunuz görevini, kahinin de o dönemlerde. Evet. Seni de bir kere adam çıkan bir Allah'ın önünde. Yani o kahin Allah'ın önünde tertemiz bir kağıt olması gerekiyordu. Her ufak bir hatası olsa bile ölüyordu. Bir kere bu çocuk adanmış Allah'a. Emanet edilmiş Allah'ın eline bir çocuktu. Tabii. Ve tekrarlanacağım, şunu diyeceğim ki Hanna bunu Allah'ına bıraktığı için, tabii, ben bunu daha güvenilir, daha emniyette olabilecek birini bulamam. Yani, yani şu anda benim bile çocuğum olmuş olsa çok büyük konuşmuyorum, çok yüksek de konuşmuyorum demeyeceğim. Ama şunu diyebilirim ki gönül rahatlıkla bırakabilirim Rabbime. Evet, konumuz çok önemli, çok güzeldir. Ama zamanımız doldu ve sohbetimiz bu konularda daha çok çok zaman ister. Konu çok geniştir. Bundan dolayı biz burada keseceğiz ama bir sonraki programda inanıyorum ki tekrar konuşacağız. Evet sevgili seyirciler, biz umuyoruz ki bir sonraki programda bu konumuzu devam ettireceğiz. Eğer sorularınız varsa ekranda gördüğünüz e-mail adresten bizlere ulaşabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdilik sizinle vedalaşıyoruz ve umuyoruz ki sonraki programda sizinle buradayız. Hoşça kalın.